Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? Düşünce ve fikirleri, ürettiği eserlerle nasıl bir dönemin ürünüdür? Fikri temeli nereden besleniyor? Onu diğerlerinden ne farklı kılıyor? Kur'an ve hadis, Allah ve aşk onda nasıl bir bütünlük arz ediyor? Ruh ve ilim, akıl ve bilgi, tevazu ve cömertlikle kurduğu ilişki insanlığımıza ne söylüyor? Genç İlahiyat'ta bu hafta bu ve benzeri sorulara yanıt arayacak, Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu ile birlikte fikirsel birikimi, düşünce sistemi ile Mevlana Celaleddin Rumi'yi konuşacak, bilinenleri bilinmeyenleri, merak edilenleriyle ona dair sorularımıza yanıt, meraklarımıza cevap arayacağız. Dostlar Diyanet TV ekranlarından hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün de Genç İla Hayat'ta ülkemizin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Ülkemizin en kuzey doğu ucundaki şehirde Artvin'deyiz ve Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden sizlere selam ediyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili, kıymetli ve fakar, cefakar izleyenlerimiz ve bugün bizimle ilk defa tanış olan dostlarımız. Umarım bugün de her programda olduğu gibi verimli bir program olmayı diliyor ve istiyoruz. Ve biz bugün yine önemli bir konuyu çok kıymetli bir konukla alanında uzman bir konukla konuşmaya gayret edeceğiz. Ama müsaade buyurursanız bugün bizleri yalnız bırakmayan ve burada gerçekten güzel ağırlayan misafirperver öğrencilerimizi alkışla bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim bugün Mevlana Hazretlerini konuşacağız. Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi'yi konuşacağız inşallah. Ve az önce söylediğim gibi alanında uzman bir isim demiştim. Kendileri Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. E, Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu beyefendi hoş geldiniz evet. sefalar getirdiniz. Evet. 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 Ya Allah bismillah diye başlıyoruz ve Az önce de söylediğim gibi Mevlana Celaleddin Rumi bir sözünde şöyle demiş olan 13. asırda yaşamış olan büyük mutasavvıf fikir adamı şöyle demişti: "Canım bedenimde olduğu sürece ben Kur'an'ın hadimiyim. Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım." demişti ve gerçekten de 13. asırdan bu yana bu ülkenin topraklarında tanınmasının yanı sıra Tüm dünya tarafından tanınan, fikirlerine önem gösterilen, özen verilen ve halen daha şu anda biliyorsunuz Konya'da ve Konya'ya milyonlarca insanın akıl ettiği bir fikir adamı, mutasavvıfın. E, hayatını anlamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Onun yaşamış olduklarını, yaşadığı coğrafyayı, o dönemin kültürünü, o dönemin fikrini ve daha sonra ardında bırakmış olduklarını konuşmaya gayret edeceğiz. Mevlana celaleddin Rumi'yi anlamaya gayret edeceğiz. Ve ben hemen ilk olarak hocamıza, onu kendisinden ve önceki e, dönemden hocam, sonrasından farklı kılan özellikleri nelerdi diye sorarak başlamış olayım. Ve böylece başlamış olan programımıza. Evet. Buyurun hocam. Evet, öncelikle... E... Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Değerli idarecilerimize, değerli öğretim elemanlarına ve elbette sevgili <laughs> gençlerimize. Böyle güzel bir konuyla bizleri sizlerle buluşturan Değerli Diyanet TV'ye de çokça teşekkürlerimi Biz teşekkür sunuyorum. Hocam. Evet önemli bir konuyla, önemli bir şahsiyetle tabii ki karşı karşıyayız. Ve bunu önemli, dikkatli bugün ele almamızın sebepleri var tabii ki. 13. Asur Anadolu'sundan, Bugün 20. asırın başlarında böyle bir değerlendirme yapma ihtiyacı olduğuna göre demek ki önemli bir tablo ve de olmalıdır ki şöyle ifade edelim. Mevlana elbette ki Anadolu'daki yerleşik bir düzen sağlayan e, Türk nüfusun öncülüğünde yeni bir tablo, yeni bir medeniyetin oluşmasının temelinde yer almıştır. 1100'lü yıllarda Anadolu iyice yurt haline gelirken daha doğuda yani bugünkü İran ve Afganistan ve üst kısımda da Türkmenistan, Özbekistan ve de Tacikistan ağırlıklı olmak üzere ortak bir coğrafya oluşma tablosu söz konusudur. O coğrafyada yaklaşık 250 yıldır başta Gazneliler olmak üzere Selçuklular hüküm sürmekte. Hatta İslamiyetten önce o bölgelerde yerli Türk nüfusun olduğunu da bilmekteyiz. Dolayısıyla İslamiyet'ten sonra bir İslam kültür ilim merkezi haline gelen bu bölgenin nadide bir şahsiyetinin oğluyla Anadolu yüzüze geldi. Dolayısıyla bu büyük bir birikimin Anadolu'ya hazır halde gelmiş olması babasıyla birlikte yeni bir ufuk, yeni bir anlayış oluşturdu. Farklılık dersek, 13. yüzyılda da çok acılar yaşanıyordu. Ama bütün acıların arasında bir fikir e, ve ilim yuvası oluştu Anadolu'da. Tarihsel açıdan baktığımızda birçok üzüntü sahnesini arda, arda sıralayabiliriz. Ama ilim ve irfan açısından baktığımızda da sıralayabileceğimiz Mevlana gibi önemli şahsiyetler söz konusu. Dolayısıyla Toprak yeni ama ilim ve kültür önceki yurttan aynen intikal eden bir kültür. Mevlana'nın babası Bahauddin Velet muhtemelen 1145-46'lı yıllarda doğmuş. Hı hı. Afganistan bölgesinde. Dolayısıyla 1207 yılında doğmuş olan Mevlana'ya 12. asrın ortalarında oluşan büyük bir birikim intikal ediyor. <laughs> ve o coğrafyanın ilmi ve irfani bilgisi bu kafile ile Anadolu'ya intikal ediyor. Ve Mevlana 10 yaşlarındayken Anadolu'ya adım atar Şam, Halep üzerinden. Evet bu bilgi olgun bir bilgi, yaşartacak bir bilgi. Anadolu'da anlaşılıyor ki mümbit hoş bir havaya sahip ve büyük bir tazelikle yola başlanıyor diyeyim efendim. Evet. Şimdi ona tabi emek veren, Mevlana Celaleddin Rumi'yi e, yetiştiren e, ilim adamları, e, yetiştiren alimler, onun bu e, fikir ve düşünce dünyasının arkasındaki mimarlar kimlerdir diye devam etmek isteriz. E, efendim öncelikle <laughs> babası Sultanul Ulema Bahaddin Veled'in olduğu aşikar. Ve çevresinde mutlaka ilk ilimleri e, tahsil... E, ettirme imkanı bulunan şahsiyetler de bulundu aşikar. Mevlana 15 ila 22 yaşları arasında Karaman'da bulundu. Ve bildiğimiz bir bilgi var ki bu yıllarda yani bu 7 yıllık süreç içerisinde Mevlana Şam ve Halep'te tahsile gönderiliyor. Babasının tavsiyesiyle, emriyle hatta diyelim ve bu arada yalnız 18 yaşında da Karaman'da evleniyor. Dolayısıyla gidiş gelişler olduğu anlaşılıyor birkaç defa. <laughs> Mevlana babasıyla beraber 22 yaşında Konya'ya intikal ettiğinde babası Konya'da büyük bir törenle iltifatla ağırlanıyor. Çünkü onu Konya'ya Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat davet ediyor. Ve dolayısıyla Mevlana bir taraftan alimlerle, aliflerle temas halindeyken diğer taraftan da babasının bu güçlü hüviyeti ve şahsiyeti sebebiyle her geçtiği bölgenin önemli şahsiyetleriyle yüzle gelmiş. Ve Konya'ya da böyle bir itibarla efendim ulaşmış bir ailenin ferdidir. Babası 24 yaşındayken vefat ediyor Hazreti Mevlana'nın. Yani Konya'da iki yıl kadar ikamet ediyor babası. Vefat ettiğinde kendisine yapılan davet şöyledir. Siz artık bilgin bir kişisiniz, Buyurun babanızın medresedeki kürsüsüne, camideki hitabet makamına ve önde gelenlerin meclislerine yerini alınız diye davet edilir. Ama hemen sorunun cevabı olarak ifade edelim ki bir yıl kadar sonra babasının müritlerinden Seyyid Burhanettin Muhakkik-i Tirmizi Konya'ya gelir hocasını görmek üzere ama oğluyla karşılaşır ve dokuz yıl sürecek bir beraberlik söz konusu olur. Ve Mevlana'nın şeyhi, mürşidi olarak almamız gereken bir zattır Seyyid Burhanettin. Şu anda kabri e, Kayseri şehir merkezinde bulunan Seyyidi Sırdan diye de anılan bu şahıs, e, bu zat Mevlana ile dolu yıllar geçirir. Ama yine onun bir tavsiyesiyle Şam ve Halep'te tahsiline devam etmek üzere Gittiğini biliyoruz Mevlana'nın. Dolayısıyla öncelikle ciddi bir tahsil, ciddi bir ilmi birikim söz konusudur. Bizim e, anmamız gereken hocaları arasında elbette ki Halep'te ve Şam'daki hocaların listesini verme imkanımız yok. Hmm. Ama en çok anılan Kemaleddin İbni Adim isimli bir zatı, muhterem alim ve de devlet adamı bir kişi vardır. Önemli Hanefi fakihi. Ee, yani bunları sıralayabiliriz. <laughs> evet, evet. Bu arada hocam bir öğrencimizin sorusu var. Onu alacağız ama ben hemen ona geçmeden önce kısaca şunu da almak isterim. Hani konu bütünlüğü açısından evet. devam etmemiz açısından. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'nin baş şehri Konya'dır dedik ve Mevlana'nın işte o az önce söylediğiniz gibi hitap makamını aldıktan sonraki döneme baktığımızda o yörenin insanların da üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Sadece yöre insanının etkisi değil, e, aynı zamanda devlet adamları üzerinde de bir etkisi olduğunu, hatta birçok konunun e, siyasi fikri gelişmelerde de e, payı olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla Türk İslam düşüncesinin rotasında e, önemli bir e, belirleyici unsur olarak görünüyor gibi siz neler söylemek istersiniz? Yaşadığı dönemde bıraktığı izler anlamında neler söyleyebiliriz? Evet. Tabii öncelikle Mevlana'yı bugün bizim gördüğümüz tablo ile bir değerlendirmek ve o tablonun o yıllarda nedenli bir zemin bulduğunu hissetmek mümkün olacaktır. Bugünkü tablomuzla Mevlana aslında öyle sisli, kapalı bir kişiliğe ve kimliğe sahip olan birisi değildir. Elimizdeki eserleriyle arzu edersek onu yakından tanıma imkanımız vardır daima yükselen, ilerleyen bir ufuk yol açıcı olmuştur. Hani sizlerin duyduğu bir rubayis de vardır. Her gün bir konak açmak ne güzel. Solmadan, durulmadan bir akarsu gibi. Dün geçti, dünün sözü de dün gibi geçti. Bugün yeni söz söylemek lazım.'' adeta bu güzergah hem fikri alanda hem de maddi fiziki alanda alanda daima ilerleyen bir görüntü yaşamıştır Mevlana. Dolayısıyla bugünkü hissedebileceğimiz, okuyabileceğimiz metinlerin o günde söylenirken de çok özel anlamlar taşıdığını düşüneceğiz. Mesela ilim konusunda bize yaklaşırken ''Âlem bir ceset, ilimse onun ruhudur diyordu. İlim sınırı kıyısı olmayan bir deniz. İlim isteyense bu sonsuz denizde bir dalgıç binlerce yıl ömrü olsa aramadan yani aramaktan elde etmekten geri durmaz diyordu. Böyle bir heyecan ve güç ve kuvvet veriyordu. Farklılığı neydi? O diyor ki Noveti kohne furuşan dar geçti. İn Ma in bazarımız. Bir küçük düzeltmeyle söyleyelim. Eski satıcıların sırası geçti. Biz yeni satıcılarız. Bu çarşı bizim çarşımızdır. Yani yenisi var. Yani canlılık var. Yani dirlik var. Hayatı bir yaşama, çalışma, ürün verme ve çoğalma dönemi olarak görmüş. Ve dolayısıyla böyle bir canlılıkla öteki dünyaya göçerken başka bir neşe ve heyecan bırakmış geride. Bugün biz bunu görüyoruz. Okuduklarımızla görüyoruz. Yansımalarıyla görüyoruz. O gün söylediği şey toplumun yakınlaşmasına, bütünleşmesine elbette ki yardımcı olmuştur. Değerlendirme noktasında farklı görüşler varsa da bugün bu asla makul ve münasip gözükmemektedir. O nedenle o bugüne o canlılıkta ulaşmıştır deriz. Evet çok teşekkür ederiz. Ee, onu ayrıca e, bir başlık altında hocam konuşacağız ilerleyen sorularda o son söylediğinizi bugünün e, anlayışını bakışını. Ama e, bir öğrencimizin sorusu var onu sorarak devam edelim istiyorum. Buyurun. Ben Mevlana'nın varlıkta kibir ve gösterişten uzak olduğunu tevazuyu e, savunduğunu, hatta bunun özgür bir hareket olduğu algısını e, söz konusu olduğu bilmekteyiz. E, lakin e, tasavvuf edebiyatının ve tasavvufun en önemli temsilcisi sayılan Mevlana'nın e, bu konudaki görüşü ve tesiri ne derecededir? ve Bir de e, bu düşüncesinin hala günümüzde korunmakta olduğunun e, düşüncesini merak ediyorum hocam. Size böyle bir soru yönelttim. Düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ben de şunu eklemiş olayım hocam da, Mevlana'nın e, tasavvuf anlayışı neydi? Hatta onun öncesinde neydi? E, Hazreti Mevlana ile ne oldu diye eklemiş olayım. İkisini birlikte evet. cevaplarsanız memnun oluruz. Yani elbette ki sunduğu, açıkladığı e, fikirleri var Mevlana'nın. Ve bu fikirler ve sözler ona ait özel bir anlatımla da dile gelmiştir. Yeni bir heyecanla dile gelmiştir. Biz sadece e, tasavvufi anlayışı nedir diye sorarsak soru adizane hı hı. biraz daralmış gibi kalır derim evet. ben. Yani İslam inancı kültürü ve medeniyet fikrimiz açısından nasıl bir bakışı vardır. Tasavvufla bu izaha efendim daha geniş şekilde buluş e, varmıştır ama çevreyi Alanı genişletmemiz gerekir. İslam nedir? İslam neyi hissettirir? İslam kültürü toplumlara neyi yaşatır? Onu dert edilmiştir. Mesnevi'de anlattığı birçok bahsi tamamen e, tasavvuftan ayrı düşünmek de mümkün. Bunu bir parantez içerisinde söylüyorum. Yer yer tamamen İslam'dan da ayrı düşünmek mümkündür. Yine parantez içerisinde söylüyorum. Yani insanlığa da hitap etmiştir. Çünkü İslamiyet de özde bütün insanlığa hitap etmiştir. Yaratıcı da bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir ve ey insanlar diye hitap etmiştir. Dolayısıyla tablonun bu kadar geniş bir şekilde ele alındığını onda görüyoruz. Ve dolayısıyla günümüzde de bütün insanlığa hitap eden böyle bir şereyle, manayla karşı karşıyayız. Özelleştirebiliriz İslam dünyasına, indirgeyebiliriz özelleştirip tasavvufa da indirgeyebiliriz ama bu geniş çerçeveyi de asla hatırdan dışarıya çıkarmayalım. İnsan tabii ki ilahi özellikleriyle, Hak'tan gelen özellikleriyle anlam taşır. Yeryüzündeki varlığı sebebiyle o üstün bir varlık değildir. Hak'tan gelen özellikleriyle o üstün bir özelliğe sahiptir. Ruh daima, can daima yükselmeye ve yücelmeye doğru can atar. Bedense elini toprağa yapıştırmış, üzüme ota der. Efendim bu fikirleri <laughs> tevazu açısından değerlendirebiliriz. Tasavvufun varlık mefhumu açısından değerlendirebiliriz. Ama daha sade, belki daha açık bir şekilde de herkese hitap edecek tarzda da ele almak mümkündür. Diyor ki mesela, Ey oğul çöz bağı özgür ol, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Yani altın ve gümüş dünya değerlerini temsil ediyor. Ne zamana kadar mal, mülk, para, ev, makam, ünvan gibi dünya değerlerinin etkisi altında kalacaksınız? Dünya değerlerinden kurtulmak gerçek özgürlüktür. Selvi gibi salınmak, yeşil ağaçlar altında istirahat etmek böylece mümkündür. O özgürlüğün sağlanacağı yeryüzündeki yurt da gönül yurdudur. İnsanoğlu bu baskıdan kurtulduğunda sanmayınız ki zindandaki demirler prangalardır bizim bağımız. Esas bizim bağımız görüşümüzü, anlayışımızı sınırlayan o katı, sımsıkı tutunduğumuz düşüncelerimiz, olumsuz düşünceler kastediyorum. Yani öfkemizdir, hırsımızdır, aşırı isteklerimizdir, <laughs> kıskançlığımızdır, bencilliğimiz, enaniyetimizdir. Bunlara dikkat çekiyor. Esas bağlar bunlardır. Yoksa zindanda olmak o kadar da bir tutsallıklık değildir bunun yanında. Öfkesiyle hareket edenlerin insan vasfını taşımayacağını ifade eder. Şimdi bunun tam zıttı. Sevgi ve incelik insan özelliğidir mihr-u rikkat insani Zıttı korkunçtur. Ve der ki, öfke ve yersiz istek hayvan özelliğidir. Taraflar çok açık ve nettir. Dolayısıyla çok kısır kalmak insana yakışmayan bir haldir ve tavırdır. Olgun kişilerin işi açıklık ve samimiyettir. Alçak kişilerin işi hile ve arsızlıktır. Dolayısıyla özgür olmanın yolu bu üstün karakterleri, özellikleri taşımakla mümkündür. Böyle dediğinde, evet, buyurun girin gönül dünyasına. Orası çok geniştir, sonsuz bir alandır. Özgürlüğü ifade ediyor. <laughs> Diyor ki mesela, bu dünya bir su küpü, Gönülse akan bir ırmak. Bu dünya bir oda, gönülse içinde şaşılacak şeyler bulunan bir şehir. Size bir özgürlük alanı ve dışarıya esir olmamanın yolunu anlatırken de fikri olarak size dünyayı hayalleriniz şekillendirir diyor. Çevreniz sizin hayallerinizle anlam kazanır, düşüncelerinizle anlam kazanır. Siz içeriden güzel düşüncelerle dışarıya bakarsanız yılanlar ve akrepler sizin dostunuz olur. Ama içeriden dışarıya olumsuz bakarsanız dışarıdaki her şey size yılan ve akrep olur. Yani bunu somutlaştırma yoluyla, yani şekillendirerek ortaya koyuyor. Dolayısıyla Esas his dünyası gönül canlı ve diri olduğunda özgürüz. Zindanda ama gül bahçesinde. Sarayda ama pardon, bir küçük düzeltmeyle söyleyeyim. Kuyuda ama gül bahçesinde. Sarayda ama zindanda. Kuyu yani dünya dert ve sıkıntılarıyla beraber ama gönlü diri dolayısıyla gül bahçesinde. Sarayda yani bütün dünya imkanlarıyla beraber ama o ruhen çökmüş bir vaziyette zindanda. Özgürlük budur diyor. Evet efendim. Bir arkadaşımızın daha sorusu var hocam. Tabii ki. Alarak devam edelim istiyoruz. Buyurun efendim mikrofon <laughs> sizde Öncelikle hoş geldiniz diyorum hocam. İlahiyat 3. sınıf öğrencisiyim. Adım Emrullah çok söyler. Karamanlıyım ayrıca. Hocam benim sorum Sokrates'in felsefesiyle tasavvuf felsefesi arasında büyük bir benzerlik vardır. Görüşüyle ilgili sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ayrıca buradaki benzerlik ve farkı Mevlana'daki aşk teması çerçevesinde incelemenizi rica edeceğim e, ve bir de bu düşünceler e, Mevlana'nın düşüncelerinde Batı felsefesinin ne kadar etkili olduğunu e, anlamamıza yardımcı olmanızı isteyeceğim hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Mevlana düşüncesinde Batı felsefesinin etkisi olmuş mudur? sonu anladım ben. Hocam umarım baş tarafı da siz duymuşsunuzdur. Evet evet efendim. Galiba Sokrates'in felsefesi ile tasavvuf felsefesi evet. arasındaki benzerlik. Evet. evet. E, Şimdi tabii soru. böyle yani çok e, genel ve zor bir soru tabii ki. Özetlememiz de oldukça zor olacaktır. Yalnız ben <laughs> biraz daha şöyle değerli toplu hale getirmeye çalışayım. Bir biraz işte kolay olması açısından şahsım için. Yeryüzündeki bilgi kaynakları insanoğlunun yaratılışından beri birbiriyle ilişki içerisinde olmuştur. Bugün biz doğu-batı ayrımını, bugün biz ülke ayrımını, hatta bugün biz milletler, ırklar ayrımını çokça gündeme getiriyoruz. Ama başta Peygamber Efendimiz olmak üzere İlim neredeyse onu alınız. Hepiniz biliyorsunuz. İlim Çin'de de olsa alınız. Veya bunu bir benzetmeye de çevirerek kullanırsak, ilim Çin gibi uzak kişilerde de olsa onlardan alınız. Bu açıdan Mevlana da kendisinden öncekiler gibi çok cesaretli davranmıştır. Ama her nedense bugün bu bağlantılar izler arasında buluşmalar sağlandığında, Mevlana düşüncesinde Batı felsefesi, Mevlana düşüncesinde Budizm felsefesi, Mevlana düşüncesinde eski Türk adet ve gelenekleri gibi hep ayrıştırıcı ve dağıtıcı bir anlatım tarzında ortaya çıkabilmektedir. Hayır. Burada önemli bir silsile ve gelenek var. O da İslam dini, Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve İslam kültürünün o asla kadar biriktirdikleri. Kendisinden öncekiler de bütün bu dünya birikiminden yararlanmıştır. Adlarını almıştır, Mevlana da çekinmeden anmıştır. Şimdi mesela o demiştir ki, Şad bağış ey se hos sevdayıma, Şad bağış ey işki hos sevdayıma, Ey tabibi cümle illet Ve burada o der ki, ey bizim Eflatunumuz, ey bizim Calinusumuz. Önceki beyti ben aktarayım. Ey sevdası güzel aşkımız, ey bütün hastalıklarımızın doktoru. Ey bizim Eflatunumuz, bizim Calinusumuz. Evet, onlar belli bir değere sahipler Eflatun ve Galinos. Çünkü gerek felsefede, hikmette, gerekse tıpta izler bırakan kişiler. Eski Yunan'dan Sokrat, Eflatun, Aristo bir çizgi var tabii ki. Ama ilahi hakikatten söz eden, oradan da parıltılar taşıyan bu düşünceden elbette ki İslam dünyasında yaralananlar olmuş, aktarımlarda bulunulmuş ama yeni bir zemin, yeni bir tablo oluşturmuşlardır. Dolayısıyla sözü bu büyük birikime Getirmek sizin Doğu-Batı etkisi veya eski-yeni etkisi gibi kavramlar altında bu düşünceyi sınırlamak, onu İslami gelenekten uzağa doğru adeta götürmek yanlış bir yoldur. Evet, çok evet. teşekkür ederiz. Efendim mikrofon sizde ise buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Serap Dal. Çocuk gelişimi bölümü okuyorum. Mardinliyim. Hocam, Mevlana'nın ailesinde Şems'in ölümüne vesile olan kişiler vardı. Bunun kim olduğunu tam anlamıyla okuduğum kitaplarda öğrenemedim. Çünkü birçok kitapta farklı farklı kişilerden bahsediliyordu. Bunu öğrenmek istiyorum ve de nedenini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tebrizli Şemseddin'in hayatının sonuna dair tartışmalar yok. <laughs> Onu ben ifade edeyim. <laughs> Efendim böyle bir e, ölüm veya şehadet e, bilgisi çok açık ve net ortada yok. Şems Konya'ya ansızın gelir. Muhtemelen Mevlana 37 yaşlarındadır. Ve ansızın da Konya'dan ayrılır. Yine Mevlana 40 yaşlarındadır. Şems'i Tebrizi muhtemelen 60'lı yaşlarda Mevlana ile karşılaşır. Bu rivayet yani onun Mevlana'nın etrafındaki bazı kişiler tarafından, sevenleri, öğrencileri, müritleri tarafından öldürüldüğü yönündeki bilgi aslında tarihte öne çıkmış bir bilgi değildir. Bize lazım olan Mevlana, çevresi, hatta Şemsi Tebrizi, babası, oğlu hatta Sultan Veled ki o da 1312'de vefat etmiştir. Yani 150 yılı aşkın bir dönemin düşüncesini, hissiyatını, yorumunu ve çözümlerini sunan bu şahsiyetlerin bilgi ve görüşleridir bizim için önemli olan. Ama Şems Mevlana ile büyük bir beraberlik oluşturmuş. Şems açıcı olmuş. Mevlana bir değer taşıyordu. Mesela Şems-i Tebrizi, Allah'ım bana senin özel kullarından birilerini göster. Bana gerçek erleri göster diye niyaz ederken Mevlana ile buluşmuş. E, Mevlana Şems-i Tebrizi ile buluştuğunda o da der ki güneş geldiğinde yıldızların ne hükmü olur? Büyük bir bağlılığı ve beraberliği, samimiyeti biz burada görüyoruz. Ve şu anda bizim ön plana çıkardığımız, hep okumakta olduğumuz Mevlana'nın eserleri çoğunlukla bu 30'lu yaşlardan sonra, hatta 40'lı yaşlardan sonra bize ulaşmış eserlerdir. Mesela Mesnevi'si onun son 15 yılının aşağı yukarı 13, 14, 12 yıl gibi bir zaman diliminin ürünüdür. Yani bütün tecrübesinin, birikimlerinin ürünüdür. Yani o şemsle bütün halini, tavrını değiştirmiş, halktan, insanlardan kopmuş bir kişi olarak anlatılırken, halbuki o sonraki dönemlerde bize bu hitaplarını yapmıştır. Efendim çevresindeki öğrenciler ve müritler bizim hocamızı mürşidimizi çok meşgul ediyorsun. Bizi ondan ayırdın gibi sitemlerde bulunmuşlar. Bunu özellikle Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in eserlerinde görüyoruz. Böyle serzenişler olmuş. Ama böyle bir vakanın bulduğunu olduğuna ne Mevlana ne de Sultan Veled hiç işaret etmiyor. Bu kadar önemli bir hadise, Mevlana için bu kadar önemli olması gereken bir olay, nasıl olur da daha ciddi bir şekilde yansımaz? Rivayetler içerisinde kalır. Dolayısıyla zaten bu konu o kadar önemli bir konu değildir. Ama biz Mevlana'ya dönersek o Dostluğun güzel bir numunesini Şemsi Tebrizi ile göstermiştir. Evet. Ya aslında yaş itibariyle söylediğiniz genel algı olarak da hani Şemsi Tebrizi'nin e, Hazreti Mevlana'dan yani 15-20 yaş büyük olduğu şeyi ortaya çıkıyor. E, Pek evet. öyle algılanmıyor genel bilgi. E, ama tabii ki bizim dikkat etmemiz gereken ana mesele sizin de söylediğiniz gibi e, tabii ki çok fazla hocam o kadar çok e, o dönemi anlatan Hazreti Mevlana ve Şemsi Tebrizi arasındaki bu Olayı anlatan o kadar çok kitap çıktı ki Maalesef. arkadaşımıza bu yönde hak veriyorum. Elbette. He hikayenin hangisi doğru hangisi evet. yanlış ayırt etmek çok zor evet. olabiliyor. Söylediğiniz asıl ayrıntıyı konuşmamız gereken dikkat çekmemiz gereken ana mesele orası. Yani e, Hazreti Şems'i Tebrizi'den önce ve sonrası diye bir şey konuşabiliriz. Onu da evet. konuşalım istiyorum. Evet. Yani e, konuşmalarında e, bakışında e, Şems'ten sonrası diye. ...bahsedebileceğimiz bir dönem var ve Hı. eserlerinde de bu belli oluyor. E, farkındalık oluşturduğu hayatında yeni bir sayfa açıldığı konusunda... ...Hazreti Peygamber'in de eserlerinde bu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor, evet. görünüyor. Onu konuşalım ama onun öncesinde hocam... E, ...hiçbir şey görmedim ki e, onda Allah'ı görmemiş olayım diye bir sözü var ve... ...bir vecd halinde e, bu söylendiği söylediği söyleniyor... Biz şunu sormak istiyoruz burada. Hazreti Pir'de Allah merkezli anlayışı ve bu zemindeki tasavvufi düşünce hakkında neleri bilmek gerekir? Bu söz üzerinden devam edersek bu cevabı aldıktan sonra da bir vetere gideceğiz. Mevlana büyük bir coşkunlukla, büyük bir heyecanla, yaratıcıyla yüz yüze gelme halini, hissiyatını tatmış birisi. Ve bizim büyüklerimiz de aslında Yaratıcıyla yüz yüze gelebilmeyi, ki bu şu kelimelerle özetlenmiş vuslat ve mülakat, bu heyecanı taşımışlardır. Yaratıcının varlığı ve yakınlığı çok daha büyük bir şekilde, duygusal bir şekilde hissedilmesi icap eder. Evet. Onun bu hissedilme anında. İnsanoğlunun hiçbir varlığı, hiçbir yeri, yurdu yoktur. Çünkü yaratıcıdan söz edildiğinde kainattan beşeri varlıktan söz etmenin bir manası, hedefi olamaz diye düşünmüşlerdir. İnsanoğlunun irade ve ihtiyar yani tercih kabiliyeti ayrı bir konudur. Ama bir yerde bahis yaratıcıdan açıldığında hiç insan oğlunun düşüncesi, bedeni, beşeri kuvvetleri hiç anlam taşıyabilir mi? Bu buluşmayı daima arzu etmişlerdir. Yani dünya geçici bir yurt, yani bir konak. Başlangıcı doğum, insanın beşeri hayatı için, sonrası da ölüm. Nasıl olur da öncesi ve sonrası daha önemli bir konu haline gelmez de bu aradaki dönem bu kadar önemli hale gelir? E, varlık düşüncesinde Cenabı ı Hakk'ın kudreti karşısında elbette ki önceki bölümlerin büyük bir anlamı vardır. Bu görünen suretler bize o gerçek yüzü göstermede perde engel olmaktadır. Aslında bu perdeler yırtıldığında biz huzuri ilahide olabilmenin arzu ve heyecanıyla daim yaşarız ve yaşamalıyız. Semada kullandıkları ifade, Lerde hep buna dönüktür. Yani derviş semada arştan gelen sesi dinler. Sen semanın suretiyle meşgul ol. Yani sen onu beşeri, fiziki bir tablo olarak görüntüler. Evet. Halbuki orada o, Eles Belciminde Cenab-ı Hakk'ın Estağfirullah, Elestu birabbikum hitabını hisseder ve onun neşesini taşır. Veya bir başka ifadeyle İsrafil'in surunu işitir. Sema'ın gökyüzünün üzerine çıkar, ayağını basar ve arştan nidayı dinler. Anlatım tarzı budur. Dolayısıyla elbette ki hak ve hakikat karşısında insanoğlu kendisini yok görmektedir. Bu yok görüşü başka felsefi nazariyelerle, görüşlerle açıklamaya kalkmak, ondaki bu aşk coşkunluğunu, heyecanlığını, heyecanını görmezlikten gelmektir bir manada. İnsanoğlu daha canlı, daha duygulu, daha hisli olmak durumundadır. Gerektiğinde gözyaşıyla secdeyi ıslatmalı, gerektiğinde dostla bir arada kendini kaybetmiş gibi Olmalı. Efendim, evet. bu bahsi bu kadarlar Çok Değil teşekkür veriyorum. ederiz. Kıymetli Hocam, biz her hafta e, Genç programda Programı'nda konumuzu işlerken bir de sokağın sesini dinlemek istiyoruz. E, ve bu hafta da dostlar, e, halkımızın zihninde, aklında, gönlünde Mevlana'nın yeri e, ne sorduk ve öğrenmeye gayret ettik. Şimdi isterseniz bir VTR'ye gidelim hem sizler hem bizler şöyle bir soluklanmış olalım. Konumuza kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? Afganistan'ın bir şehrine doğmuştur. Kendisi Türkistan alimlerindendir. Yaşam felsefesiyle çoğu insana örnek olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu'nun İslamlaşmasının gönülleridir, gönül fatihidir. Manevi mimarlarıdır. Konya'da yaşamış, Asen Rum asıl olduğunu biliyorum. Ama Anadolu'nun İslamlaşması'nda büyük fedakarlıklar olan Şemsi Tebrizi'nin de hocasıdır. Ee, Anadolu'nun manevi Fatih'idir diyebiliriz. Ünlü bir tasavvuf tabii ee, bilim adamı daha doğrusu yani çok mübarek bir insan. Mevlana Celalettin büyük bir İslam tasavvufu ve düşünürüdür. Peki sizce Mevlana'yı Mevlana yapan nedir? Mevlana'yı Mevlana yapan Eşen Felsefedir. Düşünceleri ne olursa ol gelmesi gel hiçbir insan hiçbir insan hangi din, hangi diller hangi ırkla hangi mezhepten olursa olsun kabul etmesi. Mevlana'yı Mevlana yapan Tanrı olan sevgisi, düşüncesi, sevgiye ve dostluğa değer işbirliği. Eğitim ve düşünceleri hayatı hakkında neler söylenebilir? Eğitim ve düşüncesi gerçi kendisini okudum ama şu anda söyleyebilecek fazla bir şeyim yok. İyi bir eğitimci kendisi zaten eğitimci İslam. Düşüncesini bu bugüne kadar yaşatan, kendi felsefeleri bugüne kadar gelen, hala canlı ve diri olan bilim adamı. Peki hangi alanda eserler vermiştir? Başlıca eserleri nelerdir? Ee, genelde aşk ve sevgi alanında eserler vermiş. Ee, bu hususta Mesnevi meşhurdur. Ayrıca divanı vardır. Mesnevi meşhur. Ee... Divanı Kebir alanında eserler vermiştir. Mesnevi bilinen en büyük eser Mesnevi. Mevlana'nın eserlerinde yer verdiği başlıca temalar nelerdir? Ee, i̇nanmak, hoşgörülük. Ee, o kadar diyeyim yani. Mevlana Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinle gittiği için hakikati anlatıyor bize. Onu anlamak için de pişmek lazım. Kendisinin sözleri var biliyorsunuz. Yandım, hamdım, piştim. Çok uğraş vermemiz lazım. Ee, bizim milletin bir tabiri var, çok fırın ekmek yememiz lazım. Ee, hoşgörü, sevgi, barış ee, dünyaca onu dünyaya mal etmiştir yani. Peki dünya neden Mevlana'yı okuyor? Mevlana'yı ne ya da neler evrensel kılıyor? Ee, tabii onun için farklı görüşler var. Tabii biz de o ilmin e, ileri gelenlerinden dinliyoruz. Hani ne olursan gel diyor, o da yanlış anlaşıldığını söylüyorlar. Tabii ki başlıca hoşgörü. Kabul gören dünyayı, e, onu kabul gördüren, hoşgörü, sevgi, barış alanında yazdığı eserler e, sadece İslam dünyasının değil, e, bütün evrensel dünyayı e, onu kabul ettirmiştir. Peki sizce bizde durum nedir? Mevlana'ya gerekli ilgiyi gösterdiğimizi söylemek mümkün müdür? Mevlana Konya'da e, Anadolu'nun her tarafında sevilen, ilgi duyulan, okunan, takip edilen hatta e, takipçileri olan biri olduğunu biliyorum. Evet gençler devam ediyor dostlar hocam sokağın sesi buydu evet. ee, Hazreti Mevlana'yı tanıyor musunuz e, diye kimdir diye e, sorduk hakikaten de bizim e, bugün de konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu ikinci bölüm itibariyle onda konuşmuş olalım konuşalım inşallah e, bu soruyu sıkça sormamız ve gerçekten ne kadar tanıdığımızı ve ne kadar sahiplendiğimizi ve onun fikirlerinden ne kadar faydalandığımızı yaralandığımızı baş başına konuşmamız gerekir ama siz neler söylemek istersiniz evet. E, sokan sesiyle ilgili? Evet buradaki tablodan şöyle birkaç hususu ben öne alacağım müsaadenizle. Lütfen buyurun. E, Mevlana Celaleddin Rumi, Hz. Mevlana'nın kolayca, kısaca kullanılan adı olarak karşımızda duruyor. Ama e, Mevlana'nın babasının adı sultan Ulema Bahaeddin Muhammed. Mevlana'nın adı da Mevlana Celaleddin Muhammed. Arkasında söylediğimiz Rumi yani Anadolulu. O dönemlerde Anadolu'ya Diyarı Rum dendiği için Anadolulu Mevlana anlamına geliyor. Ama Mevlana'nın daha çok eserlerde geçmiş olan başka nereli olduğuna dair kullanılan sıfatları da var. Mesela Doğu'da yani İran, Afganistan, Hindistan gibi bölgelerde Mevlana Celaleddin-i Belhi diye, Belhli Mevlana diye ifade edilir. Ama her nedense bugün Anadolu'da, Türkiye'de de pek kullanılmıyor. Dünyada da hatta geri düştü. 13. asırda yani 1330'da, 40'lı, 50'li yıllarda Mevlana için Mevlana Celaleddin el-Konevi diye de anılıyordu. Yani Arapça kitaplardan var. Mevlana Celaleddin el-Konevi, hatta Rumi ve Belhi kullanmaksızın Hanefi fakihlerini anlatan bir eserimizde efendim Cevahirül Mudî adiye bir tabakat kitabında o Mevlana Celaleddin el-Konevi diye efendim anılır. E, yani bu da mümkündür tabii ki. Dolayısıyla Anadolu'lu, Behli, Konyalı Mevlana olarak e, almamız mümkündür. Hangisi hoşumuza giderse bu önemlidir. Anadolu'da daha çok artık o Mevlana diye tek sıfatla anılıyor, ünvanla alınıyor. Ama Mevlana geçmişte Anadolu'da birçok alimin bilginin ünvanıydı zaten. Hatta alimlere Mevlana derlerdi. Birçok kişinin önünde vardır. Bazen bu Mevlana lakabının ölçüsüz veya kullanılmaması gerektiğini söyleyen ifadelere Osmanlı alimleri anlatan kitaplara baktığımızda biraz gülümsemek tebessüm etmek gerekir çünkü çok yaygın ama Mevlana'dan sonra sadece onu işaret eder bir özellik kazanmış. Ee, batı'da ise Rumi kafi gelmekte Mevlana için. Evet. Onun hakkında yazılan bir kitaba Rumi dendiğinde kafidir. Değerli e, Sokaktan bize seslerini ulaştıran vatandaşlarımız hemence sevgi, dostluk, merhamet kavramlarını ardarda getirdiler. Evet Hazreti Mevlana İslam'ın gülümseyen yüzü. Evet. Çünkü bizi donukluktan çıkaran, neşelendiren, güçlendiren bir anlatıma sahip. Asla yeryüzünde ümitsizlik, karamsarlık söz konusu olamaz. Zaten başta Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz bizlere buyurmuştur ki İnananlar ümitlidirler. Ümitli olmayanlar inansızlardır, kafirlerdir. Girilten bir görüş. Yani bu Mevlana'nın dilinde canlı bir hale dönüşmüştür. Allah ümitsizliğin boynunu vurmuştur diyor. Ve örnek olarak verirken de Hazreti Ömer'i veriyor örnek. Peygamber Efendimiz'in huzuruna öldürme kastıyla girdi. Öyle bir Ömer. Ama oradan bildiğimiz Hazreti Ömer çıktı. Dolayısıyla her an yeniden dirilmeye, yeniden yaşamaya başlamaya, hatta manen, fikren yeniden doğmaya bizi davet eden birisidir. Neyme şov hodra şaat kun, pişi an feryad res feryad kun. Böyle çığırmakta. Hayır, ümitsiz olma, kendini neşelendir o yardım edicinin önünde yardım dile. Ey affı seven Allah'ım beni affet. İyileşmez o eski yaranın tabibi Allah'ım. İyileşmez eski yarada enaniyet, benlik, bencillik. Dostluğun karşısında artık kişi yoktur. Bunu anlatmayı öne çıkarmıştır. Arkadaş edilmek için, dostluk kurmak için çaba gerektiğinden bahsetmiştir. Sözün özü şu, topluma dost ol. Heykel tıraşın taştan yonttuğu, yani duvar ustasının Selçuklu dönemini düşünürsek o kapı, taş, mahal vesaire efendim işlemelerini o ustanın çabayla biriktirdiği, oluşturduğu gibi sende arkadaş edin demektedir. Yani toplum oluşturuyor. Arkadaş ol, sayısız arkadaş gör. Evet, bütün bunlar yansımıştır tabii ki. Bu bilgiler bu anlatımlar Batı'yı da harekete geçirmiştir. O nedenle yakınlaşma söz konusu olmaktadır. Ve ne güzel ki Anadolu'dan, Anadolu'muzun ortasından böyle bir çığlık dünyaya açılmış. İnsanlar birbirlerine yardım etmek için, birbirlerine hizmet etmek için vardırlar. Kişi kendisine dönük değil, dışarıya dönük yaşar. Topluma dönük yaşar. Sevdikleri karşısında kendisini Yok görür. Biri geldi, arkadaşın, dostun kapısını çaldı tak tak. İçerideki sordu, kim o? Dışarıdaki dedi, ben. İçerideki der ki, burada ham kişilere yer yok. Bir evde iki ben olmaz. Kapılar açılmaz ve şahıs gider. Bir yıl dostun ayrılığı ve üzüntüsüyle dolaşır. Döner gelir büyük bir endişeyle ya kapı tekrar açılmazsa diye çalar içerideki sorar kim o da der ki dışarıdaki de sensin ey sevgili muhatap karşısında kendini yok etmek erimek gerekir bu hakkın huzuruna dönmekte de, de böyledir o mesela Meslimi şerifte namaz nedir bunu anlatır hak karşısına geçersin o senin karşında Bismillah dediğinde Allahu ekber dediğinde nefsi ve dünya değerlerinin boynunu vurmuş olursun, kurban etmiş olursun diyor. Böyle bir duruş. Böyle bir canlılığı hani neşeyle, zevkle anlattığı için değerli vatandaşlarımızda da önce sevgi, dostluk Aynen. dedi ama bunların çok daha fazlasını Mesnevi'de Eserlerin diğer eserlerinde görmemiz ve okumamız mümkündür efendim. Evet, yani okuduğumuzu ne kadar anladığımız meselesinde konuşacağız. Okuyor muyuz, okuyor, okumuyor muyuz? Evet. Ee, hatta benim bir anekdotum var, onunla alakalı da onu da anlatacağım hocam. Acı bir anekdottur aynı zamanda ama bir öğrencimizin sorusu varmış. Onu alalım, ondan sonra kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Buyurun efendim, sizde mikrofon. Hocam hoş geldiniz. Ismim Mutlu, din kültürü öğretmenliği 4. sınıftayım. Hocam Mevlana hakkında e, ifrat ve tefrit e, yorumlar yapılıyor. Kimisi işte sevelim, e, sayalım, dünya kimseye kalmaz görüşüyle, yani ibadeti, Allah'ın emir yasaklarını dinlenme, e, dinlenmeyen bir Mevlana figürü ortaya çiziyor. Kimi tarafta şeb Aruz gibi, siz de söylediğiniz Mevlana ismi gibi bu isimlere takılıyor, e, tefrit yorumlar yapıyor, sayıksızlıklar e, meydana geliyor. Hocam e, biz mesela, bu kitaplara yani Mevlana'yı beşeri aşk üzerinden anlatan kitaplara ya da Mevlana'yı bize farklı bir Mevlana, Allah'a bizi götüremeyen bir Mevlana gibi anlatan kitaplara nasıl bakmamız lazım? Evet Teşekkür güzel. ederim. Evet. Değer arkadaşım, bu sorular tabii önemli, ciddi sorular. Ama bizi yaralanmaktan ve de rahatça yol almaktan da alıkoyan sorular bir manada. Günümüz her nedense çok soru, olumsuz soru üretiyor ve o olumsuz sorular üzerinden bizi meşgul ediyor. Önce mesleğimden bir fıkrayla hani kendimizi biraz derleyip toparlamamıza işaret eden bir fıkrasıyla, gerekirse ikincisiyle devam edelim. Ama konu tabii ki çok önemli. Çünkü bugün bize lazım olan bir bakış tarzı olmalı. Mevlana der ki anlatıyor hikaye, hikayede. Seyisler atlara almışlar, ırmak kıyısına götürmüşler. Irmak kıyısında sudan doya doya içsinler diye onlara bazı seslerle sesleniyorlar. Köy hayatını bilenler bilir. Hadi için, için anlamına gelecek şekilde. Su içerken atlar, bir de bakar ki bir at, yavrusu su içmiyor, sağa sola bakıyor. Döner der ki yavrusuna, yavrum niçin su içmiyorsun? Yolda sana lazım olacak olan suyu iç. Yavru der ki, anne oradan bir seyis bağırıyor, buradan bir seyis bağırıyor, sesler birbirine kaşıyor, aklımı alıp gidiyor. Diyor ki, Hazreti Mevlana tabii ki ama söyletiyor hayvancağıza, Yolda lazım olacak olan suyu iç. Dünyada işleri hep böyle artıranlar vardır. Sen hayat yolunda sana lazım olacak olan bilgiyi, görgüyü, anlayışı edin yani. Bizim değerli toplu olup bilgi edinme yönünde çaba ve gayret içerisinde olmamız lazım. O yine der ki sen Kur'an'ı, hadisi tevil ediyorsun. Bırak onu, kendini tevil et kendini. Kendi neyle meşgulsün? Yani hak ve hakikat bilgisinden Mevlana'yı uzaklaştırmaya dönük olan soru ve anlatımların aslında bir, belli bir temeli ve dayanağı asla yoktur. Yaklaşım tarzımız çok önemlidir. Arayan, bulan, elde eden mi olacağız? Yoksa irdeleyen, karıştıran, dağıtan mı olacağız? Bizi toplamaya, değerlemeye ve yükselmeye davet eden bir anlayışı. Böyle eleştirel konularla, gereksiz sorularla dikkatleri dağıtacak şekilde ele almak. Bir hikayesinde diyor ki şahsın birisinin saçlarına ak düşmüş. Berbere gider. Der ki sakalımdaki beyaz tüyleri seç. Zira yeni bir gelin aldım. Yani genç görünmek istiyor. Berber tutar, sakalların hepsini keser, eteğine döker. Sen seç, benim işim vardır. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> diyor ki, derdi olmayan bunları düşünür. Derdi olmayan böyle şeylerin ardında gider. Bize hayat gerekiyor. Hayatı verimli hale getirmek gerekiyor. Ölümü hatırlayın, hayatı dinç geçirin. Madem ölümü biliyorsun, daha cesur, daha vefakar, daha yardımsever olacaksın diyor. Dolayısıyla tabirleri meslevide çokça fazla. Ve o nedenle ecdadımız asırlar boyunca mesleviyi beraberce okumaya gayret etmişler. Açıklarken tabii ki ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden yaralanmışlar. Mesnevi'nin bir kendi içerisinde <laughs> üç bin civarında doğrudan işarette bulunduğu ayet-i kerime ve hadis-i şerif vardır. Mesela onlardan bir tanesini hemen gündeme alırsam hani Buyur. çünkü Mevlana bir müfessir diye de yorumlanabilir. Mevlana bir muhaddis diye de yorumlanabilir. Aktarmadan ziyade yaptığı yorumlar sebebiyle böyle değerlendirilir. Diyor ki Hz. Mevlana, Fehmi nan kerdi ne hikmet eyrehi. Zanç hak goftet min Rizki hak hikmet buvet der mertebet kan gelu giret ne bağışet der akıbet. Yani hakkın sana buyurduğu onun rızkından yiyin emrini ekmek sandın hikmet değil. Yani bilgi, anlayış, görgü sanmadın ekmek sandın rızkı. Gerçi daha mertebe olarak hikmet ekmekten daha üstündür. O nihayette senin boğazını tıkayıcı olmaz. Yani burada rızık olarak bilgiyi, görgüyü, anlayışı düşünüp şükretmek gerekir ve daha büyüklerini <laughs> elde etmek için de çaba icap eder. Ne şükür ki bize bu bilgiyi, bu anlayışı verdi. Bu mekanlarda bu bilgilerle buluştuk. Ve inşallah yine daha üst makamlara doğru bilgide, görgüde veya biraz daha da netleştirerek merhamette, dayanışmada, fedakarlıkta, yardımseverlikte daha üst mertebelere ulaşacağız. İşte yolu böyle anlatıyor. Evet. Şimdi hocam arkadaşımızın sormuş olduğu soru açıkçası çok önemli. Yani yıllar yılı evet. e, Hazreti Mevlana'yı bu topluma tanıtanlar, anlatanlar, anlatmaya gayet edenler ya da ona söylemiş olduklarıyla, fikirleriyle karşı duranların bir sebebi, bir gerekçesi olmalı. Hı hı. Çünkü ciddi anlamda bu toplumda son dönemlerde bağ koparılmış bir Hazreti Mevlana ama dünyaya açık, herkes dünya tarafından Rumi olarak bilinen, fikirlerinden faydalanılan, hatta o az önce söylemiştim bir anekdot, Konya'da bu bir otelde kalırken resepsiyondaki arkadaş Hazreti Mevlana'dan güzel seçmeler yapmış ve onları bana söylemek istedi. İçinden geldi ve söyledi. Ne kadar güzel dedim. Yani Mevlana'yı tanıyan bu şehrin bir sakinliği görmek güzel deyince abi sana daha acı bir şey söyleyeyim. Ben dedi Hazreti Mevlana'yı buraya gelen yabancı konuklardan öğrendim dedi. Yani o kadar ilgililer, alakalılar e, ve buraya onun için geliyorlar e, ve biz burada yaşayan sakinler olarak bilmiyorduk ve ben kendimi mecbur hissettim öğrenmek adına dedi. Şimdi araya girmiş olan engelleri bir konuşalım istiyorum. Bu evet. birincisi. İkincisi, polemiklerden yine biri. Arkadaşın e, sorusunu da eklemiş olayım. E, Hazreti Mevlana'nın fars kökenli olduğunu söyleyen bir grup var ve e, bir de... E, Türk asıllı olduğunu söyleyen bir grup var. E, bu belki çok önemli bir e, mesele olmayabilir ama bir polemik sonuç olarak evet. siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Bir de soru olarak şunu eklemiş olayım. Şimdi gel ne olursan ol yine gel. E, hatta bunun e, e, devamı da var. E, herkes tarafından hani Hazreti Mevlana'nın söylediği söz nedir, neyi söyler, e, neler söylemiştir denildiğinde bilinen ilk cümlelerden bir tanesi budur ne olursa ol yine gel ee, sözü 3 asır öncesinde e, Ebu Said Ebul Hayr tarafından söylendi söyleniyor. Yani Hz. Mevlana'ya ait olmayan birçok sözün Hz. Mevlana'ya ait olduğunu söyle e, açıkçası neredeyse e, toplum olarak kabul etmiş durumdayız ve bu sadece bir örnek. Binlerce olabilir böyle. Hatta daha acısı ya yani internette artık yaşıyor birçok toplum e, ferdi e, birçok sözün altında Mevlana hatta çok özür dileyerek e, komiğime de gittiği için söyleyeyim. Bir tane eserim var benim albümden de yer alan. Eserimin ilk dörtlüğünü yazmış ve de kelli felli okumuş bir adam yani bu. İsim vermeyeyim. Altına Mevlana yazmış. Yani benim kendi sözümün şiirimin altında Mevlana'yı gördüm ve biri fotoğrafını çekip bana adında şaşırdım. Ve daha bunun binlerce örnekleri var. Evet. Bu üç meseleye kısaca değinerek ben evet. bu kadar uzattım ama haddim olmayarak evet. devam edelim isteriz. Umarım sizin kadar derli toplu ben söyleyebilirim <laughs> yani bu iş konuyu biraz evet efendim geniş oldu. Efendim, <laughs> e, şeyden başlayalım isterseniz hocam. Türk asıllı... Peki hemen söyleyelim. Tabii ki sözlerimin başlarında belki küçük bir atıfta bulunmuştum. Mevlana'nın doğduğu bölge 200-250 yıl kadar Gazneli ve Selçuklu devletlerinin hakimiyeti altında bulunan bir bölgeydi. Ve hatta İslamiyet o bölgelere ulaşmadan önce de o bölgelerde Türk nüfus vardı. Ama İslamiyetle beraber dünya çok büyük bir değişikliğe uğradı. Biz bunu ilmi eserler açısından görüyoruz. Sözlerde Farsça'nın, Türkçe'nin kazandığı değişimler ve birikimlerde görüyoruz. Muazzam bir değişiklik. Bugün onu çok hissetmiyoruz. Hani küçük bir atıf olsun. Hazreti Mevlana diyor ki siz Hazreti Peygamber'in kıymetini bilmiyorsunuz. Çünkü dininizi babalarınızdan, analarınızdan öğrendiniz. Bilesiniz ki o peygamber olmasaydı siz bugün puta tapanlar olacaktınız. Yani o taşlar önünde ibadet eden Kişilere dönüşecektiniz. Atalarınızdan gördüğünüz üzere evet. eleştirici olarak. Şimdi bu kolay bulan kolay verir. Ucuza alan ucuza verir. Yani inancınıza, peygamberinize, dininize özen göstereceksiniz. Sizi yeşerten bir tablo ile karşı karşıyasınız. Bu tabloyla yeşeren bir bölgenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Efendim o dönemlerde özellikle Selçuklu'nun hakimiyetini iyice genişlettiği asırlarda bu ırk kadayalı bir tanımlama çok nadir kullanılmış bilginler için. Yani Türk asıllı mı, Fars asıllı mı, Arap asıllı mı bu nadiren hatıra gelmiştir. Kullanılmamıştır. Şimdi dolayısıyla biz bunu nasıl belirleyip ortaya koyalım? öyle bir bölgede doğdu. 10 yaşlarında Anadolu'ya geldi ve Anadolu'daki sahiplenmeyi de görüyoruz. Bize kattığı anlamları da biliyoruz. Onun e, Türklerle çok büyük bir beraberlik içerisinde olduğu zaten su götürmez. Evet. Bir gerçek. Efendim 30 mısra kadar Türkçe şiiri de vardır. 30 mısra kadar. Hemen onlardan bir tanesini söylemek zorundayım. Diyor ki ''Ol çiçeği kim yazıda buldun, kimseye verme hasmına virgil.'' Bir de önemli anlam taşıyor tabii ki. ''Çayırda bulduğun çiçeği kimseye verme, düşmanına ver.'' Hani ne olursan ol gele de buradan bir atıf çıkartabiliriz. Nasıl inancımız, dinimiz bütün insanlığa hitap etmiş, büyük bilgeler, şahsiyetler de bütün insanlığa hitap etme çabası göstermişlerdir. Efendim ne olursa ne ol göl sözü Mevlana'nın olmama ihtimali çok yüksek. Yani değildir diyebiliriz. Daha önce söylenmiş. Ama Mevlana'nın çağrısının bundan çok uzak olduğunu söylemek de zordur. Bunu da ifade edelim. Hatta İsla Ama hocam çok özür dilerim. İslam'ın çağrısının bunun dışında bir şey olduğunu söylemek mümkün evet. olabilir mi? Yani cahiliye devrine gelmiş puta taban insanla hı hı. gel ve sen geldikten sonra teslimiyetini belirttikten ve iman ettikten sonra geçmişinle alakalı sende hiçbir şey kalmayacak vaadiyle Allah sana bu dini gönderdi evet. demiyor mu İslam? Yani dolayısıyla aslında söylenmiş olan şey o başlangıçta aynı gibi. Evet. Yani böyle güzel yorumlanabilir ama efendim geldikten sonra ne oldu ne olacak gibi tartışmalara götürüp konuyu yine burada yer yer söyleyebildiğimiz o güzel hikmetli, anlamlı sözlerden ve eserlerden ulaştırma uzaklaştırma Olabilir. Tablosu da olabiliyor. Üzücü de oluyor. Dolayısıyla onları bir kenara koyup yine bu anlamlı ifadelere dönmek icap eder. Onun mesnevisinde e, Türklere ait birçok ifade geçer. Ayrıca 30 kadar misra derken yüzlerce de Türkçe kelime, kelime grubu ibarede kullanır. Bundan yana da bir husus. Mevlana eserlerini büyük çoğunlukla yani 66 bin beyit civarında Mes, e, beyti bize ulaşmış 3-4 bin kadarı bunun Arapça gözüküyor 30 Mısra kadar Türkçe mıs e, şiir ve yüzlerce kullandığı değişik şekillerde Türkçe kelimeler var 15 Mısra kadar da Rumca var yani Mevlana Arapça, Farsça, Farsça Türkçe, Rumca anlayabilen birisi olarak gözüküyor yani bu üç, dört dilde de eser verdi de diyebiliriz. Dolayısıyla karşımızda güçlü bir alim, bilge, bir şahsiyet söz konusudur. Onu şimdi İranlı mı Türk mü tartışmasına götürüp hafız ne kadar acıdır. acıdır. Ama bizim bu canlı beraberliğimiz, buradaki bu sahne onun ne kadar bizimle beraber olduğunu veya bizim onunla ne kadar beraber olduğumuzu herhalde gösteriyor. Evet diyeceğim. Bu araya engel koyanlar için bir şey söylemek ister misiniz? Onu anlamaya engel evet. koyan ya da evet. belli bir önyargı oluşturan evet. bir algı oluşturanlar için. Şimdi maalesef sadece <laughs> bu alanda değil, bizim genel manada önemli engellerimiz var geçmişte buluşma adına. Bu Anadolu'daki dini birikimle buluşmada da önemli bir engel olmuştur. Yani geleneksel Saltanat tercihli bir İslam anlayışı arkada varmış. Dolayısıyla daha öz bir İslam'a yakınlaşmak iddiasıyla ortaya çıkanlar yani bir önceki nesille bizim aramıza engel koyanlar. Veya bu bir önceki soruda da yer alabildiği gibi neden tamamen Türkçe söylememiş? Sanki Türkçe söyleyenlere çok sahip çıkılmış, onları okuyormuşuz gibi. Mevlana'nın çağdaşı olan Yunus Emre hemen Sonrasında yaşayan Aşık Paşa gibi önemli şahsiyetlerimiz var. Onlar da aslında gölgede duruyorlar. Bu güçlü bağlarla yeni gönüller buluştuğu takdirde elbette ki çok daha canlı bir tablo söz konusu olacak. Maalesef Batı dünyasında beraberlik vurgusu 1800'lü yıllarda başlayıp bugün Avrupa Birliği'ne ulaşırken Doğu için üretilen görüşlerde ise tamamen parçalanma, ayrışma tablosu söz konusu olmuştur. Hani çok genelden bahsediyorum, mazur görünüz, özür dilerim. Yani Türk, Arap, Fars, Kürt falan ayrımı körüklenerek veya coğrafyaların birbirine düşman edilmesiyle ilgili olarak. Halbuki bizi birleştiren, bütünleştiren bu fikirler, geçmişte nasıl yakınlaşmayı sağlamışsa, güçlü toplumlar oluşturma yönünde başarı kazanmışsa, bugün de başarı kazanma durumundadır. Ama kim zaman bu dini yaklaşımla yani eski yeni, gelenekselle öz İslam ayrımı yaparak veya milliyetçilik veya daha ırkçılık manasına götürerek eski toplumda yani Osmanlı'da, Selçuklu'da Türkiye gereken itina gösterilmedi teziyle bir ayrım ortaya konmaya çalışılmakta. Bunu edebiyat tarihi açısından çok güzel açıklayabiliriz dini gelenek açısından gayet net bir şekilde açıklanabilir. Ayrıca artık modern dünya yeni gelecektir diye bu topraklarla bağını zaten ayrı tutmak isteyenler için bu perde engel zaten iyice oluşmuştur. Ama batıdaki yeni hareketlenme bir manada hani Mevlana olduğu için konumuz hemen oraya intikal etmemiz tabii ki görevimizdir. Mevlana'daki bu insani değerler ve bize yaklaştıkça İslami değerler ve bize yaşla, yaklaştıkça dinin manen, ruhen, hissiyatla yaşanması gerektiği anlayışı artık her tarafta hissediliyor. Efendim Mevlana'nın il, e, <laughs> ilme karşı olumsuz, akla karşı olumsuz düşünceleri vardır diye bazı tespitler yapılır. Ama ben sözünün bir yerinde ilme verdiği değerden de ifadelerde bulunmaya çalıştım, aktarımlarda bulunmaya çalıştım. Evet. Yol aldırmayan ilmin bir manası yoktur. Bunu açıkça ifade eder. İlim yol almak içindir. Fikir yol açmak içindir. Yol açıyorsa fikirdir. Yol kapatıyorsa fikir değildir. Yol sultana ulaştırıyorsa yoldur. Sultan bizim kültürümüzde en başta yaratıcı, en yakında da sevdiğimiz arkadaşımız, dostumuz hatta işimizdir. Dolayısıyla böyle bir beraberliğe bizi götürüyor. Peki aynı şekilde tasavvuf eğer bir sisteme, bir bürokrasiye veya bir nizama, kalıba, surete bürünmüşse onu da reddetmiştir. Yani şekilciliğe dönüşen ister ilim olsun, isterse irfani, tasavvufi gelenek olsun reddedilmiştir. Çünkü ruhu canlandırmayan, diriltmeyen, heyecanlandırmayan, hakla yüz yüze gelmeyi engelleyen her türlü duruş tenkit edilmeye layıktır. Şimdi çok samimi bir şekilde haklı olan beraberliğimizi anlattığı bir iki beytini söylersem müsaadeniz var evet, mıdır efendim? Ondan sonra soruya geçeceğiz. Evet. Efendim diyor ki olay şu Ferhat caddelerinde çok görkemli bir şekilde atlar üzerinde altın miğferlerle, kemerlerle gezen bir grubu görür bir derviş. Sanır ki ben Hakk'ın dervişiyim, marifet sahibiyim. Sorar etrafa der ki bunlar hangi beyler padişahlardır? Derler ki hayır onlar beyler padişahlar değil, Horasan defterdarının adamları. O da kendini marifetli bir derviş sanır, yüzünü semaya çevirir. Allah'ım kul gözetmeyi defterlerden gör der. Haddini aşarak. Şimdi bu hikaye tabi böyle çarpıcı şekilde ifade ediliyor ki etkisi büyük olsun. Asla başka türlü yorumlanmamalı. <laughs> Hemen Hazreti Mevlana beyitleri yerleştiriyor. Bu tablo karşısında hayrete düşene diyor ki Hak bel verdi, ve bel kemerden daha iyidir. Altın kemeri kastediyor. Hak sana bel verdi, senin imrendiğin kemerden daha iyidir o bel. Miferi kastediyor, diyor ki, sana birisi bir başlık taç verirse, verdiyse de o sana baş verdi. Şimdi hisset. Şu veya bunu elde ettin diye ölçünü kaçırıyorsun başındaki başlık başın üzerine konmuş. Başla başlığı değerlendirsin. Kemere imreniyorsun, beli düşün. Kemerde nasıl kalırsın? Bir başka yerde ümidini devlet ricaline bağlayan bir şairin himayesiz kaldığında pişman olarak hakka yönelip yaptığı duaya getiriyor. Ve diyor ki o bana altın verdi. Sensiz bana altın sayan el o bana binek verdi sense bana sürücü akıl o bana kaftan verdi sense boypos özür diliyor af diliyor istiğfar ediyor Cenab-ı Hak'tan bu nimetleri bu hissiyatı hissettirme başarısı işte burada yatıyor bu tartışmalardan süratle çıkıp bu denli yakın ve yüz yüze gelebilme hak ve hakikatle başarısını herhalde göstermek gerekir. Evet inşallah. Evet mikrofon size ise buyurun. Efendim e, süremiz daralıyor arkadaşlar. E, son sorulara geldik. Dolayısıyla hızlı sorularınızı alıp hocam rica edeceğiz sizden e, hızlı cevap verirsek daha fazla e, soru cevaplamış oluruz. Hocam selamun aleyküm. Evet. E, öncelikle hoş geldiniz. İlahiyat 3. sınıf öğrencisiyim. Mustafa Bakkal Kayserliyim. Ee, hocam Mevlana bize insanın kulluk şuuruna yalnızca namaz, zekat gibi ibadetlerle erişemeyeceğimizi söylüyor. Ee, öncelikle bunu bir açıklamanızı rica edeceğim. Bir de hocam e, biz bugünkü kulluk şuurunda e, Mevlana'nın bahsettiği kulluk şuuruna göre tam olarak neredeyiz yani? Bunları açıklarsanız e, memnun kalırım. Teşekkürler. Evet ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. 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 Sevgili gencimiz elbette ki anlamamız, hissetmemiz gereken birçok nokta söz konusu. Bunlarla zaten işte bu sorularla hayatımız evet. anlamlı hale gelmektedir. Çok teşekkür ederim efendim öncelikle. Hani sadece namazla, oruçla varılmaz. Değişi biraz tabii başkaları tarafından söylendiğinde acaba başka amaçlar taşıyor mu diye oluyor. Elbette ki sizden öyle bir hissiyat Alarak söylemedim ben bunu tabii ki. Namaz, oruç ve dini ibadetler elbette ki Cenab-ı Hakk'ın emirleridir. Ve bunlar, e, burada değerli büyüklerimiz var efendim, e, e, değerli müftü efendimiz var, hoca efendiler var, onların karşısında söylemekten icap duyuyorum ama mazur görsünler. Bunlar insanın kendisi içindir. Hakk'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Yani her biri birer olgunlaşma aracıdır. Mevlana'nın eserlerinde sadece namazla ilgili olan bilgileri bir araya getirsek namazın ruhu anlamı nedir? Bunu güzelce izah etmiş oluruz. Oruçla ilgili aynı şekilde bir araya getirsek ciddi bir efendim risale olur. Bunların önemi üzerinde çok vurgulu bir şekilde durur. Ama <laughs> hissiyat noktasında yaşanmış olan sorunları dile getirmek için başka alanlara da geçmek gerekiyor. Bu donukluk, bu verimsizlik nedir? Bunu soruyor bize. İbadet ancak zevkle, huzurla mükemmel olur, ürün verir diyor. Zevki, huzuru, neşesi olmayan bir ibadetin ürün vermeyeceğini ve bu zevk ve huzursuz ibadeti özü olmayan tohuma benzetiyor. Tohumun ürün vermesi için öz gerekir. İbadetlerin kulluğun ürün vermesi için de zevk, huzur gerekir. Dolayısıyla elbette ki bu noktada hiçbir ihtilaf söz konusu değildir. Yani bunlar dinin esası ve özünde olan hususlardır. Ama bir de bunu hak rızasıyla yaşamanın nasıl tatlı ve neşeli olabileceğini öğrettiği bir bahse geçelim. Mesela diyor ki, Allah için insanlara iyilik yap. Ya da kendi canının rahatlığı için iyilik yap. Yani Allah için karşılıksız iyilik yapmak sana ikna edici gelmiyorsa kendi ruhunu, canını rahatlatmak için iyilik yap. Şimdi izahını yapıyor. Zira iyilik yaptığın zaman etrafta hep dost yüzler görürsün kin ve kötü duygu sebebiyle nahoş yüzler sana gözükmez. Yani bu şu iyilik yaptığınız zaman kendinize iyilik yapmış olursunuz öncelikle. İyilik yapan kişinin hissettiği duyguları bize çıkarmaktadır ön plana. Gülümseyen kişi, özetlersek bunu, gülümseyen kişi önce kendisine gülümsüyor. Selam veren kişi önce kendisine selam veriyor. Peygamber Efendimizin selamlaşın övdüğünü dostluk, arkadaşlık nasıl olur izahlarıyla o buluşturuyor. Dolayısıyla ilave bir manevi coşkunluğu, neşeyi tabii ki önemsiyor ve öne çıkartıyor. Diyor ki ne önünden ne de arkandan ibret alıyorsun. İnsanları üzmekten geri durmuyorsun. Arkadaki Toprağa verdiğin arkadaşlarının ölümü, önündeki ise senin can çekişmen ve kendi ölümün. Bu tabloyu mutlaka değerlendirmek gerekir. O da işte namaz, oruç ve halk içinde halkla beraber hak için yaşamak. Kavramlar çoktur tabii. Efendim. Evet, burada sözü bağlayayım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hocam ben e, tabii bir arkadaşımızın sorusu var ama kararı da veremedim. Son dakikalara da geldi hani Şems'ten öncesi ve sonrası ve Şems'i hmm. konuşmak. Hani e, açıkçası Mevlana deyince e, akla gelen e, ilk isimlerden biri. Yani e, söylediğinize göre tarih itibariyle, yaş itibariyle üç yıllık bir e, tamam. beraberlikleri var. Ve gerçekten de yazdığı eserlerde de anlaşılıyor. İşte onun haberini getirene e, e, diye bahsedilen şey gidişinden sonra o vuslatın beklenişi gibi. Yani çok derin bir iz bırakmış. Gelmiş üç yıl kalmış ve derin bir iz bırakmış. Eserlerinden de anlaşılıyor izleri. Yani kısaca belki evet sona bırakmış olduk bu bölümü ama bahsetmiştik de ilk bölümde. Dolayısıyla siz öncesi ve sonrasında Şems'in Mevlana üzerindeki etkisinden kısaca bize bilmemiz gereken önemli noktaları özetlerseniz hemen arkadaşımızın sorusuna geçeceğim. Şimdi efendim burada önce ve sonrası tabii bir e, belirgin ayrımı gösteriyor. Biz bu sözcüklere son asırda çok itibar eder olduk. Eski yeni, modern, klasik evet. ayrımlar. Aslında bu bunlar böyle keskin dönüşümleri az yana temsil etmiyor. Evet, değerlendirmek için bölümlere ayırmak, sınıflandırmak ve bir mana çıkarıp konuyu bütünleştirmek icap eder. Ama böyle keskin ayrımlara yani galiba bu kadar gerek yok. Eski ile yeniyi, hı hı. Osmanlı ile Cumhuriyeti veya başkasını başkasıyla, Doğu ile Batı'yı bu kadar keskin çizgiyle ayırmak mümkün değil. Hele de konuya ilim ve e, irfan nazarından baktığımızda yakınlaştırma çok daha mümkün. Mevlana ciddi bir bilgin ilmi gelenek içerisindeki yeri de efendim, Hanefi mezhebinin önemli fakihlerinden birisidir. Osmanlı'nın büyük alemleri onu hep kaynak olarak da göstermişlerdir, öyle de almışlardır. Hanefi mezhebinin varlığıyla müşerref ve purnur olduğu ulemayı kibar ve meşayih celilül miktardandır Mevlana Celaleddin El Konevi. Buna benzer bir cümleyi biz 1600'lü yıllarda, 1600-1580 gibi yıllarda yazılmış olan efendim Kemalettin Efendi'nin daha doğrusu babasının yazdığı ve Kemal tercüme etti Mevzuatül Ulum'da görüyoruz. Yani o ciddi bir alim. Ve bu konuşma sırasında size aktardığım görüşleri de Şemsi Tebrizi'den sonra yazmış oldukları ifadelerdir. Yani, biz öncesinde böyle bir alim, medresede, e, camide, görevini yerine getiren, ama aşk coşkunluğunu Şems-i Tebrizi ile büyüten bir kişiyle karşı karşıyayız. Evet. Ve mesela denir ki, sen batındasın ama batının da batını var. Bu sözü Oğlu Sultan Velet aktarıyor. şems Tebriz'i geldiğinde Mevlana'ya söylemiş. Yani hep içten içe ilerlemek veya yukarıya yukarıya doğru ilerlemek diye bir hedef var. Mevlana babasından tasavvufi anlayış ve bilgi almış. Mürşidi Seyyid Burhanettin'den tasavvufi geleneğin daha derin bilgilerini almış. Dolayısıyla Şems-i Tebriz'i de tasavvufu bilgiyle ona ulaşmış. Ama başka mutasavvuflardan farklı olan bir şeylerin arada gerçekleştiği de söz konusu. Çünkü Şems-i Tebrizi ben hiçbir şeyhin, velinin yanında huzur bulamadım, bağlanamadım bana. iyi kullarını göster diye Hakk'a yalvarıyordu ve Mevlana ile buna ulaştığını söylüyor. Zamanımızda bir şey arıyorsan o Mevlana'dır diyor. Şimdi bunun da bir tersi bakışı Mevlana da ona büyük bir sevgiyle muhabbetle bağlanıyor. Şiirsel bir söyleyişle diyor ki mesela sen benim yanımdayken fırından yeni çıkmış taze kırmızı ekmek gibiydim. Şimdi ise gel beni yoldan ekmek kırıntıları e, ekmek kırıntıları gibi topla. Sen yanımdayken fırından çıkan taze kırmızı ekmek, şimdi ise yola dökülmüş ekmek kırıntılar. kırıntıları. Sen benim yanımdayken aynadan hayaller okurdum, hayaller de okurdum aynada. Şimdi ise gel, yüzümü kırış kırış olmuş bir halde gör. Bu canlılık ve tazeliği anlatıyor. Üç yıl kadar temasları sürdü, bunun 15-16 ayı da bir kesintiye uğrayan bir dönemdir. Ama hani bu kadar e, çok e, söz edildiği için sanki Şems de kapalı bir şahsiyet, Mevlana üzerinde bıraktığı iz de sanki biraz berrak değilmiş gibi anlatımlara e, itiraz etmek için hep ifade ediyorum. Burada okuduklarımız ve Mesnevi Şerif onun son 10-15 yılının ürünleri olarak önümüzde hem ilmi manada hem de tasavvufi manada değerlendirilecek bir hüviyete sahiptir. Evet çok teşekkür ederiz. Son bir soru alacağız ve bitiriyoruz arkadaşlar. Hocam mümkün olduğu kadar hızlı cevaplarsak evet, seviniriz. Eski. Alalım buyurun. Mazur evet, i̇lk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim Yusuf Yaman. Ee, sorum tasavvuf düşüncesindeki irade ölüm ve zaruri ölüm konusunu açmanızı e, ve Mevlana'nın şey baruz dediği ölüm nasıl algılamamız gerekiyor? Mesela Mevlana ölümü talep etmiştir demek ne kadar doğrudur? Diğer bir sorun ise şu olacak. Mustafa İslamoğlu'nun bu Şebi Aruz konusunda bazı şeyleri, açıklamaları olmuştu. Bu konuda da ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet. Efendim, <laughs> ölüm konusu elbette ki Mevlana'da, Mesnevi'de özel bir konudur. Ciddi bir Kaynak kaynakta teşkil eder onun eserleri bu konuda. Ölüm kelimesi anıldığında hatıra neler gelecektir? Bakınız ölüm sözcüğü bugün belki birçoklarımız tarafından tatsız acı bir kelime olarak hatıra gelmekte. Ama bizim büyüklerimiz için bu ölüm kavramı tatlı hoştu. Ve Mevlana der ki acılığını giderdiğinizde o tatlı ve hoş olur sizin için. Bizim genel kültürümüz içerisinde vuslat ve mülakat e, ideali zaten bunu ortadan kaldırıyor. Ve insanoğlu yeryüzüne gelirken kendi iradesiyle gelmiyor. Doğum gerçekleşiyor. Ve giderken de bu dünyaya veda ederken de kendi iradesiyle gitmiyor ilahi takdirle gidiyor. Dolayısıyla bu kendi iradesinde olmayan bir sahneyi temsil ediyor. Doğum ve ölüm. Ama tasavvufi de diyeceğiz ama yine böyle bir dar alana kapset hapsetmekten de korkuyorum. İslami düşüncede anlayışta, bizim geleneğimizde, kültürümüzde ise insanoğlunun her an yeni bir dirilişle, yeni bir canlılıkla hayata devam etmesi söz konusudur. Yani bizim bir sonraki günümüz, inşallah yeni bir doğumumuz olsun. Bir sonraki yılımız, inşallah yeni bir doğumumuz, doğumumuz olsun. İlimde, bilgide, görgüde, anlayışta. Viladeti doğum deniyor mesela, İkinci bir doğuş. Mevlana'nın Şems'ten sonraki halini ikinci bir doğuş olarak mesela isimlendirmek mümkündür. Yeni dünyalara açılmak hep hedef gösterilmiştir. Ya yeryüzünde kilometreyle, fersahla belirterek ilerlemeyi veya gökyüzüne merdivenle yükselmeyi göz önüne getirerek bu ilerleme mutlaka sürmelidir. Dolayısıyla doğumlar tekrarlanabilir ve gerçek doğumda ilimde, irfandaki doğuştur ve mesela bizim kültürümüz ilimdeki hocamıza manevi baba adını verir. Peki ölümse bir bu iradi olmayan ölüm ile andık biz ama iradi olarak ölüm. Mesela şu beyti söyleyeyim. Birazcık üzerinde duralım. Umarım sizi çok yormuyorum. Hocam toparlarsak <laughs> memnun oluruz evet. lütfen ver ne kerdi zindegani yemunir, yekdüden mağındes, bemir. Eğer canlı, diri, aydın bir ömür yaşamamışsan, bir iki an zaman kalmıştır. Yiğitçe öl. Yaşayan insana söylüyor. Yiğitçe öl. Yani nefsi, dünya değerlerini hayatından çıkar. Nefsini öldür, hak ve hakikatle Bütünüyle buluş. O buluşma dünyadan ölmek, hem de iradi olarak. Peygamber Efendimizden bir hadis naklediyor veya bir olay gibi naklediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Ölüyen, e, yürüyen bir ölü görmek isterseniz Ebu Bekir'e bakınız. Hazreti Ebu Bekiri yürüyen bir ölü olarak anlatıyor. Yani dünya beklentilerinden tamamen uzaklaşmış. Şimdi bu tabloyu yaşayan bir kişi, hisseden bir kişinin ölüm günü de ancak sevgiliyle buluşma günü. Yani hakla buluşma günüdür. Ve diyor ki mesela bizim ölümümüz ebedi düğündür. Onun sırrı nedir? Kul huvallahu ahad. Madegemal hast Şimdi anlatın bu olunca evet düğün günüdür çünkü gidiyoruz hakla buluşacağız. Beyazlara bürünüyoruz. Mezarı görüyorsunuz o sadece perdedir. Arkasında cennet ehli var diyor. Buluşmaktan geriye durulur mu? Ben bahset çok uzatabilirim. isterseniz bağlayayım efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Keşke daha uzun vaktimiz olsa da onu anlamada söylediklerini kavrayabilmede biraz daha uzun uzadıya konuşabilsek. Evet. Daha sormadığım birçok soru vardı aslında. Sormak da istediğim aynı zamanda. Onu artık izleyenlerin huzurunda değil, birebir de sormak bana nasip olacak. İnşallah tekrar sizi ağırlamak da bize nasip olur diyoruz. Efendim, Gençler Programı'nın sonuna geldik. Bugün Artvin Çoruh Üniversitesi'nden sizleri seslenmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etti. Bizleri güler yüzüyle ve misafirperverliğiyle karşılayan kıymetli İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz değil sadece bugün burada bulunanlar. Aynı zamanda da eğitim fakültesinden, diğer fakültelerden gelen arkadaşlarımız var. Her birinizin bölümünü sayma durumum yok maalesef özür dileyerek. Ama katılımınız için yürekten bir teşekkürüm var. Kabul ederseniz sağ olun, var olun. <laughs> ve yine... Teşekkürü bir borç bildiğimiz Çoruh Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Duman hocama ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Tilki hocama, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Ayık Beyefendi, Dekan Yardımcıları Yardımcı Doçent Doktor Aydın Bayram ve Yardımcı Doçent Doktor Resul Ertuğrul Beyefendi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Karakaş hocam ve eğitim öğ öğretim üyelerine, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Burhan ee, Sümer Taş hocama ve Artvin İl Müftümüz Kemal Uçkun hocama çok teşekkür ediyorum alkışlarınızla. <laughs> ve tabii ki bugünkü konumuz Mevlana'ydı ve konunun uzmanı Kırık e, Kırıkkale'den katıldı. Kırık, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi kendisi aynı zamanda Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu hocama Büyük bir alkışla teşekkür ediyorum. Hem de dinleyenler adına da teşekkür ediyorum. İzleyenler adına da teşekkür ediyorum. Evet dostlar, tekrar bir başka ilahiyattan, başka bir konu ve başka bir konukla seslenebilmeyi diliyor ve istiyoruz. O ana dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.